Herkese selamlar, hoş geldiniz. Bu videoda akıllı telefon pazarında özellikle tasarımıyla dikkat çeken Nothing Phone 1'i detaylı bir şekilde inceliyoruz. Telefondaki şeffaf arka yüz ve de glips aydınlatması gibi benzer özellikler onu hem rakiplerinden farklı kılıyor hem de işlevselliğini arttırıyor. O halde detaylarda neler gizli, Nothing Phone bizlere neler sunuyor, şimdi gelin hep birlikte görelim. Tabi her zaman olduğu gibi arkadaşlar, destekleriniz de benim için önemli. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve de yorum yazmayı unutmayın. Şimdi detaylara hemen geçelim. Tabii telefonla ilgili detaylara geçmeden önce Nothing'in kim olduğunu ve Phone 1'in daha iyi tanınan rakiplerine kıyasla masaya neler getirdiğini merak ediyor olabilirsiniz ki büyük olasılıkla merak ediyorsunuz. Nothing şirketi OnePlus'ın kurucu ortağı Carl Pei tarafından kuruldu ki OnePlus da biliyorsunuz Oppo, Realme gibi şirketlerle aynı çatının altında yer alıyor. Tüm bunlar ek Nothing markasının yatırımcıları arasında iPod'un mucidi hani Tony Fadell var, Twitch ortak kurucusu Kevin Lin, Reddit'in CEO'su Steve Huffman ve de YouTuber Casey Neistat var ki hani Casey Neistat'le de ben hani tanışmıştım var Türkiye'de, onu da belirteyim. Phone 1 dışında şirketin Ear 2 ve de Nothing Ear adlı kablosuz kulaklıkları da bulunuyor. Onları da açıkçası merak ediyorum. Umarım onlar da Türkiye'ye gelir. Şunu da sorabilirsiniz hemen arkasında. Bu telefonu inceliyorsun ama hani Türkiye'de resmi olarak satışı var mı? Artık var, çünkü Nothing Türkiye'ye Evophone distribütörlüğünde geliyor ve resmi olarak da satışta. O halde detaylara tasarımdan başlıyorum. Şöyle ki Phone 1'in düz kenarlı metal çerçevesi, yuvarlanmış köşeleri, düz ön ve arka paneli, çift arka kamera yerleşimi onu ilk bakışta iPhone 12'ye benzetmenize neden olabilir ve haklısınız da. Hatta 13'e de benzetebilirsiniz, 14'e de benzetebilirsiniz kamera adası dışında. Ancak bu telefon hani iPhone'lardan biraz daha büyük ve arkası şeffaf arkadaşlar. Telefonun arkası şeffaf olduğundan burada bazı dahili bileşenleri de görebilirsiniz. Nothing'in gösterişli glif led ışıkları buraya aydınlatıyor ve bence bu kısım telefonun en eğlenceli, en özel ve de en havalı kısmı. Şunu da belirtmeden geçmemek lazım. Gorilla Glass 5'e korunan arka kısım havalı görünse de parmak izlerini belli ediyor. Çünkü hani şeffaf cam olduğu için bir dokunuyor. Parmak izi belli oluyor. Telefon siyah ve beyaz renk seçenekleriyle geliyor. Bendeki görmüş olduğunuz gibi siyah. 8.3 mm kalınlığında ve de 193 gram ağırlığında. Telefonu tek elle kullanmak oldukça rahat. Çok hantal veya kalın değil. Cebinizde veya çantanızda Nothing Phone 1'i zahmetsizce taşıyabilirsiniz. iPhone 12 ve iPhone 13 gibi düz kenarlı metal gövdeyle geldiğinden bu kısım kullanım sırasında biraz kaygan gelebilir arkadaşlar size. O nedenle ben olsam bu telefonu şeffaf bir silikon kılıfla kullanırdım ki bu sayede arkası da kapanmamış olur. Bu arada kılıf kutudan çıkmıyor, onu da belirteyim. IP53 sertifikası ise onu su ve toza karşı dayanıklı hale getiriyor. Ancak yine de bu cihaza denize girmeyin tabii ki de. Bu arada Nothing Phone aynı zamanda çevreci bir telefon. Bunu da belirteyim. Hatta şirketin belirttiğine göre telefondaki alüminyumun %100'ü, plastiğin ise %50'si geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmiş. Nothing Phone 1'in şeffaf arka yüzü harika görünüyor, daha önce de belirtmiştim. Telefonun tüm bileşenlerinin üstü aslında örtülü, kablosuz şarj alanı gösterilen tek yer burada yani arka kısımda. Bu ilk başta bazı insanlara hayal kırıklığına uğratabilir ancak bu bence iyi bir şey. Cihazın içindeki bileşenlerin dışarıdan görünmesi pek çok kişiye çirkin gelebilir. Haklısınız da, çünkü bir telefonun içini düzenlerken estetik pek dikkate alınmıyor. Ancak bunları camın altında farklı şekillerle, panellerle kaplamak Nothing Phone 1'e havalı ve de fütüristik bir görünüm kazandırıyor. Bu zamana kadar hiçbir üretici bu şekilde göze çarpan bir telefon tasarlamamıştı. Bunun hani bu tarz bir girişimin ilk telefonu olduğu düşünüldüğünde sağlam ve iyi yapılmış hissettiriyor bu cihaz. Phone 1'in görünümünü sorgulayan ve bunu abartılı olarak değerlendirenler var. Evet olabilir, ancak bu bence geleceğe yönelik bir tasarım olmuş. Bir de bu zamana kadar pek çok akıllı telefon inceledim ama Nothing Phone 1 gibi hani eğlenceli değildi ve bende sıra dışı bir şey yaratmamıştı. Şunu yapmak da aslında yanlış. Hani Phone 1'in tasarımını yanıp sönen ışıkları indirgemek veya onu bir iPhone klonu olarak görmek doğru değil. Çünkü bunu yaptığınızda asıl noktayı kaçırıyorsunuz. Çünkü şirket burada bir ekosistem yaratmak istiyor. Nothing Ear gibi gerçek kablosuz kulaklıklarla başlayan, ardından Nothing Ear Stick kulak içi kulaklıklarla devam eden yolculukta Nothing şirketi marka kimliğini oluşturmaya devam ediyor ve hani buna gayret gösteriyor. Bu telefonun görünümünü beğenseniz de beğenmeseniz de hemen uzaktan bakıldığında tanınabiliyor. Çok az sayıda marka veya üretici bu kadar net bir tasarım vizyonuyla yola çıkmıştır. Bu tasarım da bence şirketin geleceği için iyiye işaret. Glips arayüzüne gelirsek o da şöyle, çünkü hani açıklandırmadan da bahsedeyim biraz. Glips arayüzü, Glips veya Glif, hani biraz telaffuzda problem yaşanabilir burada. Glips arayüzü Nothing Phone 1'i benzersiz kılan ışıklara, dokunuşlara ve ses efektlerine verilen ad, genel ad. Çoğunlukla telefon çaldığında veya bir bildirim geldiğinde etkinleşiyorlar. Bunların hepsi farklı şekillerde yanıp sönen, telefonu farklı şekillerde titreten veya bir şey olduğunda
farklı sesler çıkaran 10 farklı özel zil sesi ve bildirim uyarısından oluşuyor. LED'ler şarj durumunu göstermek için de kullanılabiliyor. Yani telefonu şarj etmek istediğinizde arka tarafta çubuk gibi bir LED yanıyor. Bu sayede onu başka bir telefonla karıştırmanız mümkün değil. Diğer yandan bu kombinasyon oldukça mekanik olmasına rağmen Phone 1'e bir kişilik kazandırıyor. Glyphs ışıkları %75 parlaklıkta bile keskin bildirim uyarılarıyla karanlık bir odada şimşek gibi çakabiliyor. Şimşek çakması gibi görünüyor aslında. İsterseniz bunun için rahatsız etmeyin programını da ayarlayabilirsiniz. Yani ışıklandırmayı devre dışı bırakabilirsiniz. Açıkçası bu arayüz konseptini beğendim ve bir süre telefonla yaşadıktan sonra onu kullandıktan sonra en çok Flip the Glyph özelliğini kullandım. Bu modda telefonu yüzüstü koyduğunuzda gelen bir bildirim sesi uyarmak için ışıklar yanıp sönüyor. Bu hem göz alıcı hem de size yardımcı oluyor. Ayrıca bu sayede telefonun özelliğini çevrenizdekilere de gösterebilirsiniz. Yani bir hava atma durumu da var. Haptik geri bildirimler yani titreşimler dikkat çekici ve iyi tasarlanmış. Onlara eşlik eden sesler de sevimli duruyor. Büyük olasılık herkes bu Glyphs ışıklarını farklı algılayacak ve onları kendine göre özelleştirecek. Yani burada birçok kişi bunu yapacaktır arkadaşlar. Şimdi tasarım, ışıklar hani birçok şeyden bahsettik. Gelelim bir de bu cihazın içine, iç donanımına yani ekranına ve de performansına. Nothing Phone 1 Qualcomm Snapdragon 778G Plus işlemci 8 GB RAM ve de 256 GB depolama alanından güç alıyor. İster arabada navigasyon, ister sosyal medya uygulamaları, isterseniz de kamerayı kullanın, telefon tüm genel görevleri sorunsuz bir şekilde yerine getirebiliyor. Nothing OS, işlemci ve 120 Hz ekranın birleşimi Phone 1'in sorunsuz ve akıcı çalışmasını sağlıyor. Yani bir problem yok burada kullanımda. Oyun oynadığınız zaman işlemci biraz zorlanıp ısınıyor. Evet doğru ama bunlar normal arkadaşlar. Asphalt 9 Legends veya işte PUBG Mobile gibi oyunları akıcı bir şekilde burada oynayabilirsiniz ama telefonun arkasındaki ısı artışını hissediyorsunuz. Tabii hani telefona tutulmayacak kadar ısınmıyor telefonda, bunu bilin. Nothing Phone 1'in ön tarafında 2400x1080 piksel çözünürlük, 10 bit renk, HDR10 Plus sertifikası, 240 Hz dokunmatik örnekleme hızı ve maksimum 120 Hz yenileme hızına sahip 6.55 inç OLED ekran bulunuyor. 120 Hz kaydırma sırasındaki fark edilir bulanıklığı ortadan kaldırıyor. Bu gayet akıcı çalışmasını sağlıyor aslında arayüzün. Full HD çözünürlük sosyal medya işte veya dizi film keyfini çıkarmaya uygun, mükemmel derecede keskin bir görüntü sunuyor. Renkler de gayet canlı bu arada burada. Esnek OLED panelin cama bu kadar yakın olmasını ve etrafındaki eşit boyutlu çerçeveleri de sevdim. Yani görüş açınızı etkilemiyor ve yani görüş açılarında bir problem yaratmıyor. Görüş açıları burada iyi ve ekran güneş ışığı altında rahatlıkla görülebiliyor. Kamera gibi ekranın tonu, renk dengesi ve genel performansı da iPhone'a uyacak şekilde ayarlanmış aslında. Burada iPhone'dan bayağı bir ilham alınmış. Ses tarafında stereo hoparlörler ortalama performansa sahip. Yani yüksek bir ses kalitesi yok burada. Stereo ses olmasına rağmen tizler biraz yüksek geldi bana. Ses seviyesi %100'e ayarlandığında bile ses netliğinde bozulma olmuyor. Bu güzel. Hani bas çıkışları özellikle belirgin olmasa da dizi film için uygun, yani kullanabilirsiniz. Yazılım tarafındaysa Phone 1 Android 13 ve de Nothing OS adlı arayüzde geliyor. Aslında kutudan Android 12 ile çıkıyor ama hemen Android 13'ü alıyor arkadaşlar. Güncelleme yapın bu yüzden. Bu arayüzün kullanımı son derece basit, rahatsız edici uygulamalar yok ve son derece hızlı. Bayağı bildiğiniz arkadaşlar burada saf Android deneyimi var. Yazılım sizi bir ayarı değiştirmeniz, o özelliği denemeniz veya farklı bir uygulama kullanmanız için rahatsız etmiyor. Çünkü burada gereksiz uygulamalar veya özellikler yok. Ki ben buna bayıldım. Yani hiçbir bloatware yok. Bu aynı zamanda Nothing açısından da akıllıca bir hareket olmuş. Bu sayede Phone 1'in deneyimi Pixel 6 veya OnePlus Nord 2T'ye daha yakın hale geliyor. Umarım bu şekilde de devam eder. Yani ilerleyen dönemde bu değişmez. Tasarım temiz ve Nothing tarafından yapılan birkaç küçük ekleme dışında Pixel cihazlardaki Android'e hani bu oldukça benziyor buradaki arayüz. Nothing OS'in piksel temalı yazı tipi de bence güzel geliyor. Yani göze hoş geliyor. Zaten bu yazı tipi arayüzün her yerini kaplamıyor veya kapsamıyor. Yazılım tarafında Nothing Phone 1'i kullanmak rahat, zahmetsiz ve de tatmin edici daha önce de dediğim gibi. Telefonu elinize aldığınızda ritminizi hemen yakalıyorsunuz. Hatta Nothing OS arayüzü sayesinde 3. parti uygulamaları tıpkı Nothing uygulamalarında olduğu gibi hızlı ayarlardan kolayca kontrol edebilirsiniz. Hemen örnek vereyim. Şöyle ki test araçlarda kapı kilidi, klima kontrolü ve kalan kilometreyi görebilir ya da AirPods'unuzun pil durumunu kontrol edebilirsiniz. Ancak her şeye rağmen yine de bu arayüz hatasız değil. Telefonun Türkçe arayüzünde ufak problemler var çünkü hani bazı ayarlar hala İngilizce kalmış. Haziran ayı başında Türkçe arayüzle ilgili bir güncelleme yayınlanacak ve bu problemler giderilecekmiş. Bunun Nothing'in ilk telefonu olduğu düşünüldüğünde genel yazılım etkileyici bir iş çıkarıyor aslında. Peki bu cihaz ne kadar süre ayakta kalabiliyor? Yani ışıkları var, ekranı iyi, performansı iyi. Telefon 4500 mAh pille ayakta duruyor.
Öte yandan Nothing Phone 1 şarj cihazıyla birlikte gelmiyor. Kutudan sadece USB kablo çıkıyor. Bu nedenle de ekstra bir şarj cihazı satın almak zorundasınız. 33 wattlık şarj cihazı ile pil 10 dakikada %2'den %20'ye çıktı. 30 dakika sonra %55'e ulaştı ve 1 saatten biraz fazla bir sürede tamamen şarj oldu. Şeffaf arka panelden de görebileceğiniz gibi burada kablosuz şarj mevcut. Ancak 15 watt olduğundan kesinlikle kablolu seçenekten çok daha hızlı değil. Ayrıca 5 wattta ters şarj özelliğiniz bulunuyor. Bu sayede AirPods Pro gibi kulaklıklarınızı burada şarj edebilirsiniz. Şarj etmek için telefonun arkasına bir cihaz yerleştirdiğinizde gücün gittiğini doğrulamak için glips ışığı da bu hani birkaç saniye yanıp sönüyor. Pil ömrü normal bir iş günü çıkarmak için yeterli. Diablo Immortal gibi oyunları varsayılan ayarlarda 30 dakika oynadığınızda pilin yaklaşık %8 yani 9 oranına düştüğünü göreceksiniz. Dikkatli kullanmama rağmen Nothing Phone 1'in pili hani 2 gün tam dayanmadı. Tam 2 gün gitmedi yani. Her gece şarj etmeniz sorun değil ancak düzenli olarak çok fazla oyun oynuyorsanız veya telefonu başka şekillerde kullanıyorsanız maksimum bir tam günden fazlasını beklemeyin burada. O halde şimdi gelelim bir de kameralara. Kameralar hakkında konuşalım. Nothing Phone 1'in arkasında OIS ASVD f1.9 diyafram açıklığına sahip 50 megapiksel Sony IMX766 ana kamera bulunuyor. Buna AIS ve f2.2 diyafram aralığına açıklığına sahip 50 megapiksel geniş açılı kamera eşlik ediyor. Bu doğru, arkasında sadece 2 kamera var, 3, 4 veya 5 değil. Bu kameraların çok basit kaldığı anlamına gelmiyor değil mi? Yani derinlik kamerası, makro kamera veya monokrom sensör olmadan nasıl hayatta kalacak bu telefon? Aslında bu durum tam tersi arkadaşlar. Yani telefonun kamerası gerçekten iyi. Cihaz sadece iki lensle gayet iyi sonuçlar verebiliyor ve aslında gereksiz ek kameraları atmak çok daha iyi olmuş. Çekilen kareler doğal bir renk paletine sahip ve rakibi birçok orta seviye kamerada görülen doygun renklerden uzak. Tabii Phone 1'in kamerası yine de mavi gökyüzünü çektiğinizde hani oradaki mavileri biraz güçlendiriyor. Buna hani söyleyecek bir sözüm yok. Ancak en önemlisi yeşil renge çok dokunmadığından daha gerçekçi sahnelerin ortaya çıkmasını sağlıyor. Yani yeşil tonları biraz daha burada ayarlanmış, tolere edilmiş. Başka bir de işte çekilen kareler Galaxy yani Samsung Galaxy cihazlardan çok iPhone'lara benziyor. Nothing Phone 1 ile fotoğraf çekmekten büyük keyif aldım. Özellikle doğal bokeh ve HDR kullanımından memnun kaldım. Ancak kameralar mükemmel değil tabii ki de. İç mekan çekimleri ışık da azsa genellikle oldukça fazla gürültü içeriyor. Yansıtıcı cam, arka kısım ve aydınlatma sistemi diğer telefonlara göre daha fazla mercek parlamasına neden olabiliyor. Gece modu ortalama, hani bir de odaklamada bazen sorun yaşanabiliyor burada, buna da dikkat edin. Geniş açılı kamera iyi ama çekilenler ana kameranın canlılığından biraz yoksun. Tutarlılığı ana kamerayla aynı hizaya getirmek için biraz ayarlama yapmanız gerekiyor. Öz çekimler için de önde 16 megapiksellik kamera var. Fotoğraflar cilt tonlu ve ayrıntıları iyi yakalıyor. Portre modundaki yapay bulanıklık çok agresif değil. Kenar tanıma da gayet iyiydi. İnsanların fotoğraflarını çekmek için arka kamerayı kullanırken daha sert flaşlarını, glyphs ışıklarını dolgu ışığı olarak kullanabilirsiniz. Video konusuna da gelirsem telefon ana sensörle 1080p 60fps veya 4K 30fps kayıt alabiliyor. Yürürken yaptığım çekimlerde titreşim olsa da hani sonuç iyiydi, bir problem yok, ancak kayıt sırasında ultra geniş ve ana sensör arasında geçiş yapabilseymiş güzel olurmuş. Yani bu yok ne yazık ki video çekerken. O halde sonuca bağlayacak olursam alışılmadık, özgün ve kullanımı eğlenceli olan Nothing Phone 1 en azından dış görünüşüyle diğer tüm akıllı telefonlardan farklı olmayı başarıyor. Kasanın altında Google Pixel serisiyle benzer stil ve arayüze ek pek çok görev için yetenekli işlemci yatıyor. Teknik özellikleri, yazılımın kullanımı keyifli ve piyasadaki diğer tüm Android telefonlardan farklı görünüyor ve de hissettiriyor. Nothing Phone 1 sahipleri için 3 yıllık işletim sistemi ve de 4 yıllık güvenlik güncellemesi desteği de verecek. Bu da cihazı hem paranın karşılığı hem de hani uzun ömür açısından çok daha çekici hale getiriyor. Yani ikisini karşılıyor. Nothing Phone 1'in kameralarını kullanmak da eğlenceliydi. Deklanşör gün ışığında veya yapay dağıtmada oldukça hızlı. 50 megapiksel Sony sensörden alınan görüntüler de tatmin edici miktarda ayrıntılı ve de renkliydi aslında. Ancak hani düşük ışıkta grenlenme ve ayrıntı düşüşleri görebilirsiniz. Ancak tabii ki de hani cihaz mükemmeldi, daha önce de belirtmiştim. Kamera ve yazılım tarafında bazı iyileştirmeler, güncelleştirmeler yapılmalı. Evet arkadaşlar, bu videonun da burada sonuna geldik. Sizlere elimden geldiğince Nothing Phone 1'i anlatmaya, özetlemeye çalıştım. Değinmediğim veya eksik gördüğünüz konu ya da konular varsa alt taraf yorumlarda buluşalım. Destekleriniz de benim için önemli. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve de yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere, bay bay.